İyi bir haberle gelmiyorsan hiç gelme Fuat. Ben haberi söyleyeyim. İyi mi kötü mü sen kendin karar ver. Varol Kalaycı sözünü tuttu. Silahları tedarik etmiş. Bu iyi haber Fuat. Peki bu kadar kısa sürede bu silahları nasıl bulmuş bu? Neresi burası? İstanbul'da mı silahlar? Harbi'nin deposu. Harbi arkamızdan iş çevirmiş. İskender'in kaybettiği silahlar yenmiş. Oyuncak yani. Harbi asıl silahları karayoluyla getirmiş. Vay çakal. Arkamıza dolanmış. Bir de itibarım diye benden oğlumun kellesini istiyor. Efendim? İskender neredesin? Bir arkadaşımın yanındayım. Hemen şirkete gel. Silahları temin ettik. Nasıl? Kimden temin ettik? Harbi bizi Ketenpele'ye getirmiş. Sevkiyatta gelen silahlar oyuncakmış. Varol neden bize böyle bir kıyak yapıyor? Asıl soru, Varol Harbi'ye neden böyle bir kazık atsın? Ruslar Harbi'yi çizmek istiyor olabilir mi? Birilerinin çizmek istediği kesin ama Ruslar mı, bizim istihbarat mı belli değil. Ruslar işte baba. Anladılar ki Harbi bizim istihbaratla anlaştı. Çiziyorlar. İskender, aç biraz gözünü. Harbi'nin devletle bir bağ olduğuna dair bir şey var mı elimizde? Böyle şeyler tahminle düşünmekle olmaz. Bilmek lazım. Sen bizim istihbarata gitmiyor muydun baba? Aksi olsa Varol'u niye devreye soksunlar? Ben Gürkan Bey'e gidiyordum. Gürkan Bey istihbaratın resmi yüzü. Bir de gayri resmi yüzü var. Bizim tekneye operasyon yapan adam. Bu herifin derdi ne? Bizim teknemizi basan adam bize niye iyilik yapıyor? Bizi mi destekliyor? Yoksa Harbi'ye mi ayar veriyor? Neyse. Silahları alın. Kurduğu tezgahı Harbi'nin başına yıkın. Sonra düşünürüz kiminle plan yaptığını. Sen bana icraat de baba. Ben icraatımı yapayım. Sonra kim ne konuşuyorsa konuşsun. Hoş geldiniz. Eyvallah. Buyurun. Harun Hacı. Yüreği nasıl geldi? Geçmiş olsun. Allah iyilik versin. Eyvallah. İntikamını almayı nasip etsin. O yüzden buradayım. Ali Ekber'i vuranların kim olduğunu bildiğini söyledi arkadaş. Bunlar basit adamlar değil. Gerçi sen işin arkasında kim var öğrenmişsin. Buna rağmen üstüne gideceğim diyorsan acı versin eşgallerini. Benim bir bileğim var. Bir de yüreğim. Onlara da yeter. Onların arkalarında kim varsa onlara da yeter. Merak etmeyin. Hacı, getir eşkalleri. Yeğenim, yüreğinin bileğinin önüne taş koyma. Hacı.
bize bu iyiliği niye yapıyorsunuz? Karşılığında ne bekliyorsunuz? Bak yeğen, ben sizin yaşınızdayken bir büyüğüm aynen bana böyle bir iyilik yaptı. Onu hayatım boyunca unutmadım. Hep büyüğüm bildim. Şimdi ben büyüdüm, vazifemi yapıyorum. Gerisi sizin diniyetinize kalmış. Biz bize yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmayız. Bedeli ne olursa olsun aynı ile cevap veririz. Eyvallah. Şimdi müsaade varsa alınacak bir intikamımız var. Yolun açık olsun. İlaçla yapabileceklerimizin sonuna geldik Güler Hanım. Maalesef istediğimiz gibi gitmedi tedavimiz. Ameliyatı denemek zorundayız. Ameliyat son çare demiştiniz. Demek sona yaklaşıyoruz. Peki başarı şansımız ne kadar? Pek yüksek değil. Ama tek şansımız bu. Onun için denemenizi öneririm. Sen ne dersin Sema? Ben sizin kararınızın ne olduğunu biliyorum Güler Hanım. İnanmadığınız bir ameliyat size fayda getirmeyecektir. Tatar hiçbir şey bilmeyecek. Rutin tedavimiz devam ediyor. Yani her şey yolunda gidiyor. Aman Güler Hanım, ben bunu nasıl saklarım Ahmet Bey'den? Öğrenirse bedelini çok ağır ödetir bana. Ben her şeyi ayarladım. Tatar siz söylemediğiniz sürece hiçbir şey bilmeyecek. Ama eğer siz söylerseniz ben daha kötü bedel ödetirim. Bunu aklınızdan çıkarmayın. İyi günler. Hayırdır Tertip? Telefonda şifreli konuştun, hiçbir şey anlamadım.